Kısa ve net cümleler kurun. Kısa ve net, tamam. Başka? Karınızın dengesiz psikolojisi için çok üzülüyormuş gibi yapın. Kahroluyorum zaten. Ablam telefonda babana anlattı. Ama onu unut şimdi, tamam mı? Bak, eğer hakim akli dengenin çok düzgün olduğuna kanaat getirirse seni adli tıba sevk etmeyebilir. O zaman şiddet iddialarımız çok kuvvetlenir. Tamam. Biliyorum. Güçlü duracağım. Oy, dirayetini sevduğumun kadını. Hadi geçelim. Başka? Alaycı cümleler kurmayın. Mağdur gözüküyor. Oldu mu? Olmadı. Gelene bak da öğren biraz. Günaydın Khadice. Uzaklaştırma emri olmasaydı sana sarılırdım ama biliyorsun kanunlara saygım sonsuz. Nasılsın? İyiyim. Babamı üstüme salman işe yaramadı. Davacı Vedat Sayar, vekili avukat Funda Başar. Davalı Nefes Zorlu, vekili avukat Esma Hopalı. Davacı Asil ve davalı Asil geldiler. Açık yargılama başladı. Sunulan usulüne uygun vekaletname sonucu... yetiştirmeye uygun değildir. Akli dengesinin yerinde olmaması ve çocuğun hayatını tehlikeye atacak tutum ve davranışlarda bulunması Yiğit'in babasını çok endişelendirmektedir. Üstelik Nefes Zorlu'nun Tahir Kaleli ile gayrimeşru ilişkisi yüzünden küçük Yiğit düzensiz ve rezil bir hayatın içine düşmüştür ve sevgiden uzak büyümektedir. Yiğit'im. Hadi ama kaptan. Aldığımız derinlerden çıkalım. Bak ders bekliyor. Tahir abi, o adam yalan söylüyor. Annem babamla evlenmedi. Tamam aslanım. Sen öyle diyorsan öyledir. Hem annem babamı sevmiyor ki. Ben de sevmiyorum. Hakim Bey, ben oğlumu çok seviyorum. Ama akli dengesi pek yerinde olmayan annesinin saplantıları yüzünden onu pek göremiyorum. Sürekli bir endişe içerisindeyim. O yüzden oğlumun velayetini istiyorum. Oğlumun annesinin gayrimeşru ilişkide olduğu
dostunun oğluma pek iyi davranmadığını duydum. Çok endişeleniyorum. Yani bu adama zaten herkes Deli Tahir falan diyor. Yani dengesizliğiyle, öfkesiyle tanınan biri. Çok endişeliyim hakim. İyi misin? Ben iyiyim, sen? Sen iyisen ben de iyiyim. Seni seviyorum Tahir abi. Uy, asıl ben seni nasıl seviyorum. Dersler. Benim kızım Allah katında Vedat'ın imam nikahlı karısıdır. Sayın hakim, davacı vekilinin ve davacı asilin mesnetsiz iddialarını kabul etmiyoruz. Davacı müvekkileme fiziksel ve psikolojik şiddet uygulamıştır. Davacının, müvekkilemin akli dengesinin yerinde olmadığına ilişkin iddiaları, müşterek çocuk Yiğit'in velayetini alabilmek adına müvekkilemi karalamaya yönelik iftiradan ibarettir. Nefes Hanım. İyi misin kızım? İyiyim. Senin söyleyeceklerini dinleyelim. Gayet yerinde. Ben gayet iyiyim. Gayrimeşru bir ilişki yaşamıyorum. Çocuğuma da gayet iyi bakıyorum. Gereği düşünüldü. EMK 5 maddesi gereğince tarafların dilekçelerinde gösterdikleri belgeleri mahkemeye sunmaları için ek süre verilmesini, tarafların bir sonraki celsede tanıklarını hazır bulundukları takdirde dinlenmelerini, davalı Nefes Zorlu'nun akli dengesinin yerinde olup olmadığını tespit etmek için adli tıp kurumuna sevkine karar verilmiş. Başındayız. Pes etmek yok. Esma abla, ben pes etmedim ki. Vedat babamı beni sarsmak için gönderdi. Her zamanki gibi bütün silahlarını beni ezmek için kullanacak.
ama başaramayacak. Oy ablasının gülü. Dirayetini sevmiş miydim ben sana? Mahkemeden hemen önce sevmiştin. İyi o zaman dirayetim kalsın, sadece sevelim. Polis Fatıma. Şimdi ne yapıyoruz? Sıradaki? Şahitlerimizi toplamaya başlamamız lazım. Listemizde sizler varsınız. Davut dayı var, İdris var. Tamam, siz beni takip edin. Davut dayının oraya gidelim. Hem kahvaltı ediyoruz hem de bize şahitlik ederler mi sorarız. Haydi o zaman. Nefes. Yiğit'e benim yerime sarılır mısın lütfen? Sana söz veriyorum, onu aldığımda ben de senin yerine bol bol sarılacağım. Ama Yiğit sana sarılmaz.